arkadaşlar. Beraber öğrenelim serisinde Python derslerine devam ediyoruz. Bu Python dersimizde input ile kullanıcıdan veri almayı ve koşullu işlemeyi göreceğiz. Öncelikle kullanıcıdan veri alma ne demek onu görelim. Daha önceki derslerimizde print fonksiyonuyla direkt ekrana bilgi yazmıştık ve çalıştırdığımız zaman tek yönlü bir program yazıyor oluyorduk. Yani kullanıcının herhangi bir etkileşimi yoktu. Bu dersimizde ise isim değişkenine şöyle eşittir input deyip print fonksiyonu içerisine adınız şöyle yapalım ve buraya isim girip çalıştırdığımız zaman bu şekilde kullanıcıdan değer istiyor. Şöyle Sait yazıp Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi adınız Sait dedi. Burada ancak input'u bu şekilde kullandığımız zaman kullanıcıdan bir değer istiyoruz ama hangi değer olduğunu bilmiyor kullanıcı. Dolayısıyla input'un içerisine adınızı giriniz gibi bir açıklama yazarak kullanıcıdan neye karşılık gelen bir değer beklediğimizi yazmış oluyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Input olayında input kullanıcının aldığı bütün değerleri string değere çevirir. Ne demek istiyoruz? Şöyle print içerisinde bu sefer type fonksiyonuyla isim değişkeninin türünü alalım. Ve yazalım. Gördüğünüz gibi class str geldi. Tekrar çalıştırayım ve bu sefer yani böyle bir isim olmaz ama 123. Normalde 123 bir integer. Tam sayı değeri. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi bunu da str'ye alıyor. Peki ben kullanıcıdan aldığım değeri integer'a çevirmek istersem ne yapacağım? Bunun için de iki yöntem var. Daha doğrusu aynı yöntem de ya direkt kullanıcıdan aldığımız değeri şöyle integer fonksiyonu içerisine alıp çalıştıracağız. Hemen deneyelim. Gerçekten integer'a dönüyor mu diye. Ve çalıştıralım. 123 yazıp enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi integer. Bunu iki satırda da yapabiliriz. İki satırda yapmak istediğimiz zaman da bu sefer şöyle yapalım. İsim eşittir. Integer içerisinde isim değişkenini veriyoruz. Bu şekilde de ismi integer'a çevirmiş oluyoruz. Kullanıcıdan değer aldığımızı göre artık koşullu işlemeye geçebiliriz. Koşullu işleme şu arkadaşlar. Belli bir şarta göre programın yönlendirilmesi. Örneğin eğer bir program yazıyorsunuz ya da bir hasta kayıt programı yazıyorsunuz. Herhangi bir otomasyon sistemi olabilir. Ve birçok sistemde şu koşul vardır. 18 yaşın altındakiler sisteme kaydolamaz. Ve ben dolayısıyla program girişinde kişinin yaşını direkt sorabilirim ya da hesaplayabilirim. 18'in yaşının altında ise sisteme giriş yapamazsınız diye uyarı verelim. Bunun için öncelikle şöyle yapalım. Yaz eşittir. Integer'a çevireceğim. Alacağım değeri ve input ile diyorum ki yaşınızı giriniz. Ve girdikten sonra if yaz küçüktür 18. Bunu böyle yazdığım zaman diyorum ki eğer yaş değişkeni 18'den küçük ise ve bunun iki nokta üst üste ile kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Alt satıra geçiyor. Eğer yaş 18'den küçük ise çalışacak olan satırları ben biraz içeride yazıyorum. Bu içeridekin değeri ya bir tab veya dört tane boşluk tuşudur. Python yapısı gereği parantezlerle ayrılan bir dil değil, girintili bir dildir. Yani ben if'in şu şartın sağlanması durumunda if'te çalışacak komut şu. Print
Yaşınız işlem için hatta şöyle yapalım. Sisteme kayıt için uygun değildir. Ve Enter'a basıyorum. İkinci satırda da bir tane daha yazalım. Input lütfen çıkış işlemi için şöyle yapalım. Enter tuşuna basın. Tuşuna basınız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Enter tuşunu burada Accept kaçış ifadeleri diye bir ifadeye değineceğiz. Gördüğünüz gibi Enter tuşunu çift tırnak içerisinde yazmak istediğim zaman hata veriyor. Neden? Çünkü çift tırnak programlama dili için özel anlam ifade eden ve string'in bittiğini, ifadenin bittiğini gösteren bir durum. Ben bu çift tırnağı ifadenin içerisinde kullanmak için ters slash ifadesini kullanmam gerekiyor. Bu şekilde yaptığımda gördüğünüz gibi hata düzeldi ve işlem bitti. Burada artık şu şekilde yapalım ve print diyelim. If ifadesi şartı doğru olduğunda çalışır diyelim. Ve programı çalıştıralım. F10. Yaşınızı girin diyor. 25 yazıp Enter'a bastığım zaman ifadesi if ifadesi şartı doğru olduğunda çalışır. Dolayısıyla girdiğim 25 bu şarta uygun olmadığı için if'in içerisindeki değer çalışmadı. Tekrar F10'a basıp 18'den küçük bir değer gireyim. Kaç gireyim? 17. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi yaşınız sisteme kayıt için uygun değildir. Lütfen çıkış işlemi için Enter tuşuna basınız ve daha sonra burayı da çalıştırmış. Peki yaşı 18'den 18'e eşit ve veya eşit, büyük ise o zaman da else ifadesi kullanılır ve bu da eğer if'in şartı sağlanmaz ise çalışacak olan ifadedir. Burada da diyelim ki print hastane yönetim sisteminde hesabınız açılmıştır diyelim. Ve tekrar print ile e-mail hesabınızı kontrol ediniz. Çalıştırıyorum gene F10 ve bu sefer tam 18 yaşını girip Enter'a bastığım zaman hastane yönetim sisteminde hesabınız açılmıştır. E-mail hesabınızı kontrol ediniz. Dolayısıyla 18 yaş yani şu şart sağlanmadığı için else ifadesi çalıştı. Bu şekilde bir şartlı olarak programı yönlendirebiliriz. Else ifadesinde şöyle bir durum daha var. Örneğin eğer girdiğim değer 20 ise 20 ile 10 ise, arasında ise bu olsun. 10 ile 15 arasında ise bu olsun. 30 ile 45 arasında ise bu olsun diye birbirini takip eden bir şartlar serisi ise onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapıyoruz. If'in altında elif yani else if'in kısaltması olan elif şartında eğer yaz büyüktür pardon büyük eşittir 18 ve end yaz küçüktür 25 ise o zaman diyoruz ki print sisteme geçici kaydınız alındı.
Bir diğer şartımız şöyle. Else if yaz büyük eşittir 25 ve yaz küçüktür 40 ise print sisteme kaydınız onay beklemektedir diye yazıp çalıştıralım. F10 diyelim. Ve şu an 22 yazacağım. Enter'a basıyorum. Sisteme geçici kaydınız alındı. Niye? Çünkü girdiğim değer şuradaki şartı sağlıyor. Ve onun şartı sağlaması durumunda çalışmasını istediğimiz kod burası. Tekrar çalıştıralım. F10 deyip. Bu sefer 25 yazıp enter'a bastığım zaman sisteme kaydınız onay beklemektedir. Bu seferki şartımızda burayı sağladığından dolayı burası geliyor. Peki ben bu şekilde yaptıktan sonra buradaki end ifadesinin, yani gördüğünüz gibi burada birden fazla şart var. Bu şartlar birbirine nasıl bağlıyor olacak? Hemen oradaki duruma bakalım. End ifadesi, şöyle buraya da yazalım. End ifadesi ve demektir. Ve doğru olması için ikisinin de doğru olması lazım. Bir diğeri or ifadesi var. Aynı şekilde kullanılan. Or ifadesi de veya demektir. Ve şartlardan herhangi biri doğru ise şart sağlanmış olur. Ve şartın içerisinde kullanılan operatörler de şöyle arkadaşlar. Onları uzun uzun anlamlarını yazmayacağım. Bu büyüktür demek. Soldaki ifade sağdaki ifadeden büyük olması durumunu ifade eder. Küçüktür ifadesi soldaki değer sağdaki değere küçüktür. Sağdaki değerden küçük olması. İki tane eşittir operatörü iki değerin birbirine eşit olması durumu. Büyük veya eşit, küçük veya eşit şartları bu şekilde operatörleri de birbirine bağlamış oluyoruz. Ve en son ünlem işareti eşittir de soldaki ve sağdaki ifadelerin birbirine eşit olmaması durumunu gösteriyor. Buraya kadar geldikten sonra hemen kısa bir tekrardan sonra videomuzu bitirelim. Input değeri kullanıcıdan değer alır ve her halükarda girilen bütün değerler string'e dönüşür. Eğer biz kullanıcıdan aldığımız değeri sayıya çevirmek istersek integer veya float hangisine çevrilecekse o şekilde ifade kullanılmış olur. Biz integer'a çevirdik. If şartında verilen değer doğru ise içerisindeki kodlar çalışır ve if şartının yazıldıktan sonra iki tane üst üste noktayla şart olduğunu belirtiyoruz. Else if'in kısaltması olan elif ise bu şart sağlanmaması durumunda gelip bir sonraki şartı sorgular ve çalışması durumunda bunu çalıştırır. Eğer bu da sağlanmazsa bir sonrakini ve bunların hiçbiri, yani if ile belirtilen ifadelerden hiçbiri eğer çalışmaz ise else ifadesi çalışır ve program sonrakine devam eder. Burada iç içe if durumu var. İç içe if ifadesinde şu: eğer örneğin program buranın içerisine geldi ve bunun içerisinde ayrı bir örnek var. Örneğin ne demek? Eğer yaz 21'e eşit ise bunun için özel bir şey olabilir. Print tebrikler. Tebrikler diyelim. Ve else de yazalım. Tekrar print diyelim.
Gene tebrikler diyelim. Burada iki tane else ifadesi var. Önemli bir nokta bu arkadaşlar. Else kendisinden önce gelen ilk if'e bağlı çalışır. Örneğin bu içerideki else kendisinden önce gelen ilk if hangisi? Bu. Dolayısıyla bununla çalışır. Buradaki else kendisinden önce gelen kendisiyle aynı kademedeki ilk if. Geri geri geliyoruz. İlk if bu. Dolayısıyla buna bağlı çalışır. Bu şekilde bir ifade olduktan sonra videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda şimdiye kadar kullandığımız, öğrendiğimiz ifadelerle basit bir hesap makinesi programlamış olacağız.